Galatasaray Rizespor maçındaki maçın var hakemini de geçen haftaki kadar başarılı olmasını bekliyorum. Mesela Alper Ulusoy var, Ümit Öztürk var, çok tartışılıyor. Ama şu ana kadarki var performansı çok iyi. İnşallah akşam da bu performansları görürüz. 2018 Dünya Kupası'nda VAR hayatımıza girmişti, hatırlıyor musunuz? Müthiş bir örneği izlemiştik İşte ve bu dedik dedik. ki İşte evet bu. işte İşte bu. bu dedik. İşte orada bir ağzımıza sanki bal çaldı UEFA, FIFA Dünya Kupası ile beraber. Sonrasında biraz alışmakta zorlandık. Hangi pozisyon gidiyor, gitmiyor. Yani oralarda talimatlarda da kendimizi geliştirmemiz zaman aldı. Herkes ancak oturtuyor Burada biraz sanki ne var artık, biliyor değil musun mi? Sinem? VAR kamera görüntüleri de çoğaldı. İlk başlangıçta mesela aydı, her açısı yoktu. Pozisyon Pozisyon açısından biz iki açıları açıdan diyorsun. görüyorduk. Hakemlerin izlediği açı biraz daha farklı gelebiliyordu. Şu anda birebir olduğunu görüyoruz. Bu da çok önemli. Ama demişlerdi iki senesini bulur yani tam anlamıyla oturması diye. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve takımların bu kadar alt taraftan formda olması, diğer takımların düşüşte olması VAR'ın da çok etkisi var. Kesinlikle Olumlu ve öyle. olumsuz anlamda yani. VAR'ın da çok Kesinlikle etkisi öyle. var. Yani zaten hani gol kararları özellikle çok belirleyici. Mesela offside kararları ya da işte penaltı, kırmızı kart kararlarında etkili oluyor ve çok ciddi bir adalet açısından çok ciddi bir katkı yaptığını düşünüyorum VAR'ın. Bir de bizde hani VAR'ın oturması niçin zor? Yani bunu da sorguladığımız zaman şunu da görmek lazım. Ya bir özgüven, daha doğrusu bir güven problemi var. Yani oradaki VAR'dakiler, AVAR'dakiler bir karar verirken belki de kendilerini kılı kırk yarmak zorunda hissediyorlar. Çünkü çok ciddi bir kamuoyu tepkisiyle karşılaşıyorlar. İşte o Dünya Kupası'ndaki uygulamada muhtemelen işte VAR uygulamasının başında monitörde oturan insanlar çok daha rahat, çok daha özgüvenli şartlarda işlerini yaptıkları için hani bir parmak bal çalmışlardı dedin ya, o bal o yüzden çalınmıştı. Biz işte o bal hadisesine gelmemiz için biraz beklememiz gerekti. Hala da bekleyeceğiz. Ama her şeye rağmen evet, geçtiğimiz haftaki uygulamalar, bu Bu haftaki hafta uygulamalar en nihayetinde doğru kararın verilmesi ise amaç o açıdan doğru ama aslında süre çok uzuyor hala. Yani onu da kısaltabilsek kontrol süresi değil mi? Tabii o Biraz daha aslında kısaltmak istiyor. biz VAR'ın aslında baktığımız zaman geçen hafta da bu hafta itiraz edilmeyen pozisyonlarda VAR'dan gelir üzerine mesela bazı net pozisyonlar var. 3 futbolcu 5 futbolcu hakem üzerine geliyor. Ama geçen Göztepe maçı. Dünkü Beşiktaş maçı hakem VAR'dan uyarıyla mesela görülen pozisyonlar var. VAR aslında bunun için var yani futbolcularıyla. Taraftarın da kaçırdığı Onu diyorsun söylüyorum. o Biz izlerken pozisyonları, kaçırıyoruz evet. sağdaki. Geçen hafta mesela Göztepe Ben Galatasaray maçı görmedim birinci o pozisyonda. pozisyonu mesela. Son ayağa basma, son Evet. penaltı pozisyonu İşte görmemiştim. biz onu demek Ya istiyorum dikkat işte. etmemişim Orada yani. itiraz bile Öyle yoktu mesela öyle. iki takım Evet. adına. Tabii Direkt tabii. VAR'dan gelen şey. Bunlar olması lazım işte. Bunlar olduğu zaman çok daha farklı Tabii olur. bazen faule maruz kalan oyuncu bile olayın farkında olmayabiliyor. Yani ben Onu demek Galatasaray'ın istedim işte. o pozisyonu hakikaten hiç fark Geçen hafta edici... değil mi? Tabii yani kolay O son kolay fark penaltı edecek pozisyonu, bir ayağa pozisyon. basmamı hiç İtiraz görmedim yok. ben. Ayağa basma yok. Futbolcu bile, Emre bile itiraz etmedi. Takım arkadaşları bile itiraz etmedi. İşte VAR bunları görmek için var. O yüzden inşallah bu tempoda, bu düzende giderler. Bu akşam da ben özellikle vurgu yapıyorum ya. Bu akşam da VAR'dan çok başarılı bir performans bekliyorum ya. Çünkü Tabii 6 yine saniye kuralı uygulanan aslında her polisler var maç gibi orada. önemli bir mücadele. İki takım için de farklı anlamlar var. Aslında son saat dilimini daha fazla ayıracağım Galatasaray Çaykur Rizespor maçına. Çünkü maçın kadrosu belli olmuş olacak. Stat önünden yine yayın yapacağız. Taraftar ilgisini soracağız. Atmosferi konuşacağız. Şu anda da oynanan maçların temposu güzel olduğu için o maçlar Oraya çok üzerinden fazla şey sohbetle olmuyor. beraber tabii ki ligin durumunu da konuşuyoruz. Yani işin ikincilik yarışı boyutu farklı bir anlam kazandı. Kümede kalma yarışı farklı bir anlam kazandı. Şimdi Giresunspor kazandı. Galatasaray ile oynayacak Çaykur Rizespor. Haftaya Rize Giresun'la oynuyor. Yani oralar Biraz önce demiş işte birbirleriyle oynayacaklar gerçekten maçlar çok var. acayip yani. Altay'ın kazanması da orayı çok karıştırdı. Yani Çaykur Rizespor'un da bu akşam puan alamaması halinde işi çok çok zor olacak gibi gözüküyor. Çok kritik bir maç. Galatasaray'ın geçen hafta almış olduğu 3 puan bu maça Galatasaray psikolojik olarak da daha rahat bir şekilde çıkaracak ama bu maçın öncesinde Rizespor'un daha önceki yönetimi, mevcut yönetim karşılıklı davetler maça gelinmeyecek olması, transfer süreci, Oğulcan süreci, Gedson Fernandes transferi çok ortamı gerdiler bir defa. Taraftarlar maça çok büyük ilgi gösteriyor. Var mı Galatasaray'ın ilgi? satılan bilet sayısı 35 bindi. Ama Evet, kombinler gerçi geldi Emre geçen hafta da de geçen hafta da 30-35 bin bir taraftar 40 bin bekleniyor dedi. bekleniyordu. Havaların soğuk olması, hava bu kadar soğuk beklenmiyordu. Ama bazen 35 bin, 40 bin bilet satışı gözüküyor. Sonra son anda gelmeyenler oluyor. Kombineliler gelmeyen oluyor. Ama ben yine bugün 30-35 bin bekliyorum. Maça gelecek olursak geçen hafta Göztepe maçında Torrent'e rağmen kazandı Galatasaray demiştim. Çünkü o kadrosu, oyuncu değişikleri. Bugün de
mevcut 11'de yine ben bir sürpriz bekliyorum ama nereden yapar o sürprizi bilmiyorum. Yani mesela bizim ideal kadromuzda muhtemel 11'de Van Aanholt gözüküyor. Orada Ömer'i görürsem şaşırmam. 3 yerli var. Patrick Van Aanholt geçen hafta... Kadro dışı kalan oyuncular da çok konuşuluyor bu arada. Arda belliydi. Savaş sana Arda belliydi. Şu anda en çok tartışılan şey Morutan. Arda'nın resmi olarak kadro dışı olduğu açıklanmadı. Antrenmanlara çıkıyor ama maç kadrolarında bundan sonra pek göreceğimizi zannetmiyorum. Resmi olarak da açıklama yapılmıyor. Galatasaray'da çünkü birçok şeyde resmi açıklama yapmadığı için. Morutan konusunda mesela şu anda Morutan neden 11'de değil? Kadroda değil. Yani baktığın zaman Alparslan kadar, Barış kadar formsuz mu? Formsuz olduğu söyleniyor. Ama bu net bir açıklama yapmadığı sürece çeşitli spekülasyonlara davetiye çıkartacaktır. Fatih Hoca zamanında da 90 dakika oynamadığı zamanlar oluyordu. Kadroya giremediği zamanlar oluyordu. Yine bir gol. Yarayan 4-0'dı. 4-1 oldu. İspanyol'un golü geldi. Genç oyuncudan bahsetmiştik. Villarreal'de 4 golü de Jeremy Pino atmıştı. 19 yaşındaki oyuncu. Villarreal altyapısından takımının galibiyetinde şayet böyle biterse, ki çok zor dönmesi buralardan ama belli de olmaz, yine çok net konuşmayayım ben. İspanyol karşısında takımının performansında belirleyici isimdi ama gol yemeden tamamlayamadı bu karşılaşmayı şimdilik Villarreal. Geçen hafta orta sahada mesela sürpriz olmuştu. Bugün de mesela baktığımız zaman Berkan'ın yerine ben yine Taylan çıkarsa şaşırmam. Bulgar'la başlar bu defa. Yani orada bir Berkan-Taylan değişikliği bekliyorum bizim muhtemelimize göre. Gomez geçen haftaki performansından sonra artık 11'de ilk yazılacak adam. Yani şu anda zaten Galatasaray'a baktığı zaman bir Pene'yi bir numara yazarım. İki numaraya da direkt Gomez'i yazarım. Atanı ve tutanı. Ondan sonra etrafını bakarız. Ama ben bu kadronun içinde Dominic Torrent'in yine bir değişiklikler yapabileceğini düşünüyorum. Geçen hafta Göztepe maçında da çünkü son anda değiştirdi kadroyu. Son taktik antrenmanıyla maç kadrosuna göre farklıydı. Maç kadrosu açıklandığı zaman... Maç kadrosunu mu son anda maç değiştirdi? Maç kadrosunu değiştirebiliyor. Sonra Göztepe stadında bir antrenman yapmıştı. Burada da mesela bizim mevcut kadrodan bir iki tane değişiklik olursa şaşırmam. Bir orta sahada mesela ben yine geçen haftaki eleştirilere rağmen Taylan'ı bekliyorum. İki eleştirilen adam vardı, Taylan ve Ömer. Bugün yine kadroda olurlarsa şaşırmam. Pulgar... Performansı geçen hafta eleştiren oyunculardan bir tanesi oyuna girmesine rağmen. Bakalım, birazdan belli olacak kadro. Ama ben evet. Dominic Torrent'ın sahaya süreceği kadro dışında oyunu okuyamıyor. Oyuncu değişikliklerinde geç kalıyor. Yani galibiyete göre, beraberliğe göre geçen hafta bütün hücum oyuncularını çıkardı. Tek Gomez'e kaldı. Mesela o maç öyle olmamış olsaydı Dominic Torrent çok daha farklı tartışılıyor olabilecekti. Bir tek Gomez'i bıraktı. Mustafa Mahmet'i de oyundan çıkardı. Barbeli de oyundan çıkardı. Halil de oyundan çıkardı. Size orada 2-1 mağlupsunuz bir de yani. Hayır abi, 2-1 mağlupken bir tek golcüye bakın. Yani gol lazımsa size, oyuna bir golcü alırsınız, hücum oyuncusu alırsınız. Onları çıkardı. Bugün de bu kritik maçta Bülent Korkmaz ilk maçına çıkıyor. Jetson Fernandez Galatasaray'a karşı oynayacak. Yani hakikaten çok değişik bir hikayelerin olacağı bir karşılama. Taraftar Jetson Fernandez'e nasıl bir yaklaşım gösterecek? Bülent Korkmaz'ın gidişine çok tepki vardı Galatasaray taraftarlardan. Yani bugünkü karşılaşmanın... Bülent Korkmaz adı da çok söylendi Galatasaray teknik direktörü olması konusunda. Evet, Galatasaray teknik direktörü için adı geçerken... Taraftar çok istedi diyelim. Taraftar çok istiyordu. Bülent Korkmaz'ın şu hafta bu maça başlamış olması taraftarların tepkisini çekti. Daha önceki maçlarda tribünlere çağrılıyordu. Bu maçta tribünlere çağrılacak mı çağrılmayacak mı bilmiyorum. Ama tabii ki bu profesyonelce yapılan bir iş. Rekerink'in göreve başladığı zaman Hamzoğlu'ndan sonra Bülent Korkmaz'ın 4 aylık Galatasaray'ın teklifini kabul etmemişti. Bugün Rizespor'un teklifini kabul ediyor. Dolayısıyla burada taraftar aslında baktığın zaman tepki koymakta bence biraz da haklı yani.